İngilizce'de in layman's terms dediğimiz bir ifade vardır. Karmaşık veya zor olan durumları daha basit bir dille anlatma durumuna denir. Amerika'da iş açmak, şirket kurmak, LLC, Incorporated gibi şeyler biraz karmaşıktır. O yüzden I'm gonna explain it to you in layman's terms. Hadi bakalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Amerika'da şirket açmanın artılarından, eksilerinden, neler yapmanız gerektiğinden ve vergi kısımlarından bahsedeceğim. Aynı zamanda örnekler vermeye çalışacağım. Amerika'da zenginler nasıl vergi ödemez başlıklı videomdan sonra özellikle o videonun altına çok sorular geldi. Onlardan birkaç tanesi burada. Hatta bu videoyu tetikleyen sorulardan bir tanesi Yunus Zengin kardeşimle Nurcan Yücelen Hanım'dan geldi. İkisinin sorusu da birbirine çok benziyordu. O yüzden bir olarak söyleyeceğim. Uber veya Delivery işlerinden kazandığım paraları şirket kurup bu sistemden faydalanabilir miyim? Şimdi bu soruların cevabı kısaca hayır. Uzuncası da şimdi geri kalan videonun devamında olacak. Dut kurumu yiyorum burada. Basri kardeşimin hediye ettiği dut kuruları. Kendisine buradan selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda Çaylaktırcı ABD'ye buradan sevgiler, selamlar. Eğer henüz takip etmiyorsanız kendisini kesinlikle takip edin derim. Konumuza girmeden önce iki kişiye çok teşekkür etmek istiyorum. Birincisi İbrahim Sarı kardeşim. Geçen gün çok güzel ve uzun bir sohbet ettik. Böyle güzel ve kaliteli insanları tanıyor olmak özellikle bu kanal sayesinde gerçekten çok memnun etti beni ve Yücel Atmaca kardeşim azıcık senin de kulaklarını çınlattık. İkisine de bu iki güzel insana da selamlar olsun. Şimdi konumuza ufak ufak başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi in layman's terms dediğim şey karmaşık bir şeyi daha kolay bir şekilde anlatarak herkesin anlayabilmesini sağlamaktır. Şimdi Amerika'da şirket kurmak, LLC'dir, Incorporated'dir, bunların vergileri nasıl oluyor? İşler buraya geldiği zaman birçok kişinin kafası karışıyor ve haklı olarak da tabii ki ne yapmalıyım, ne etmeliyim diye beni arayan, mesaj atan çok kişi var. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi ben burada bu eyalette lisanslı bir emlakçıyım. Yatırım üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha çok yani uzun dönem yatırımlarda bulunuyorum. Bu konularda tecrübelerim var ve bunları aktarmaya çalışıyorum sizlere. Fakat tabii şirket kurmak LLC'dir, Incorporated'dir. Ne gibi artıları var, ne zaman yapılmalı, ne zaman gerek yok. Bunlara birazcık değinelim. Şimdi LLC ve Incorporated dediğimiz şeyler, yani birisi limited şirketi oluyor. Bir diğeri de sanırım Türkçesi çok özür diliyorum. Bakmadım ona ama sanırım anonim şirketi şeklinde duyuyorum. Galiba Türkçesi o. Aralarındaki farklar nelerdir? Benzerlikler nelerdir? Ne zaman hangisine ihtiyacınız vardır? Kısaca bir ona değinelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar LLC dediğimiz limited şirketi bunu kurmak hem daha kolay hem daha hızlı hem de çok daha ucuz. Yani pazar günü kahvaltınızdan sonra oturup şurada kahvenizi ya da zencefilli gazozunuzu içerken yarım saat, bir saat içerisinde online her şeyi halledebiliyorsunuz ve bulunduğunuz eyalete ya da kurduğunuz eyalete bağlı olarak 180 dolara da mal olabilir, 200-300 dolara da mal olabilir. Eğer birine bunu yapması için para vermiyorsanız ki tavsiye etmem, ufak bir araştırmayla ve biraz da İngilizceniz yeterliyse bunu çok rahatlıkla kendiniz yapabilirsiniz. LLC kurmak gerçekten hiç de o kadar zor bir şey değil. Bu konuda da sorularınız olursa her zaman yorumlarda da yazabilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım. İşi çok basitleştiren şirketler ve online web siteleri var. Bunları size tavsiye edebilirim. Hayır, onlarla birlikte çalışmıyorum. Bu bir promosyon değil. Sadece ben kendim de kullandım. Basit ve kolay buldum. Kendi açtığım şirketlerim için bunları kullandım ben. Ekstra bir masraf da almıyorlar. Eğer onlara danışmanlık ücreti vermezseniz. Örnek vermek gerekirse bulunduğum eyalette, Washington eyaletinde benim açtığım LLC tam tamına 200 dolara mal olmuştu.
ve yıllık yenileme fiyatıysa, ücreti ise sanırım 60 ya da 80 dolar. O civarda bir şey. Her sene ödenen bir bedel bu. Şirketinizi aktif tutmak istiyorsanız eğer. Bunun dışında diğer bir artı tarafı LLC'nin, herkes LLC açabilir. Yani burada vatandaş ya da green card'lı olmanıza gerek yok. LLC açarken böyle bir şart yok. Fakat anonim şirketi, yani incorporate kurmak istiyorsanız işte o zaman green card'lı veya vatandaş olmanız gerekiyor. Ve daha uzun, biraz daha zor ve çok daha maliyetli bir işlemi var. LLC kurduğunuz zaman şimdi illa bulunduğunuz ve iş yapacağınız eyalette LLC kurmak zorunda değilsiniz. Örneğin Delaware eyaleti çok popüler bir eyalet. Çünkü sağladığı korumaları daha fazla, ucuz olmasıyla bir tık daha öne çıkıyor. Daha kolay kurması falan filan gibi bazı artıları var. Bununla ilgili de apayrı bir video yapacağım sizin için. LLC açılırken hangi eyaletlere bakılmalı ve tam olarak prosedür nedir? Onlarla ilgili tam size bir video ayrıca yapacağım arkadaşlar. Fakat şimdilik söylemek istediğim, LLC açacaksınız. Örneğin ben Washington'dayım. Burada iş yapacağım ama gidip Delaware'den ya da Texas'tan başka bir yerden LLC açıp yine o işi burada yapabiliyorum. İş incorporated geldiği zaman tam olarak öyle değil. Bulunduğunuz eyalette o şirketi kurmanız tavsiye ediliyor. Şimdi bir diğer olaysa LLC'de eğer tek başınıza kuruyorsanız bu LLC'yi, o zaman her sene vergi beyanında bulunduğunuz zaman şirket için ekstradan bir vergi beyanında bulunmanıza gerek yok. Sadece ve sadece LLC'de birden fazla ortak varsa işte o zaman ayrı bir entity, yani bir kimliğe bürünüyor. Ve o zaman tabii ki çok daha farklı bir şey oluyor ve ayrıca bir vergi beyanında bu, yani sizin kendi kişisel verginizi yapmanız, aynı zamanda onu da şirket olarak ayrıca beyanda bulunmanız gerekiyor. Tabii bunun da dolayısıyla ayrıca bir masrafı oluyor muhasebe anlamında, muhasebeciye vereceğiniz ücret anlamında. Ekstradan bir masrafı oluyor arkadaşlar. Incorporate'de ise olay bambaşka. Dediğim gibi burada öyle bir şey söz konusu değil. O her zaman şirketi her zaman her sene ayrı bir şekilde vergi beyanında bulunmak zorundasınız. Bir diğer şey ise LLC'de ve Incorporate'de işte en büyük farklarından bir tanesi budur. Birincisi, Incorporate'in çok daha fazla vergi faydaları var. İkincisi ise kendinize maaş bağlamanız ve şirketten bu maaşı almanız Incorporate'da çok daha kolay ve çok daha mümkün. Bu yüzdendir ki o ilk anlattığım, bahsettiğim o videoda nasıl vergi ödemezler. Orada bahsettiğim işte Incorporate, LLC değil. Orada birazcık sanırım kafalar karıştı. Birçok kişi, ben de serbest çalışanım, Uber şoförlüğü yapıyorum ya da delivery yapıyorum, neden ben de bundan faydalanamam gibi soru soranlar olmuştu. Şimdi neden onu yapamazsınız? Birebir beyaz tahta üstünde size yazarak anlatmak istiyorum. Daha net olacağını düşünüyorum bu şekilde. O zaman şimdi beyaz tahtamızı şuraya koyuyorum ve oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, umarım şimdi yazacaklarım çok net bir şekilde görünür. Hem anlatacağım hem yazacağım sizin için. Şimdi neden Uber şoförü, ya da Uber derken şunu da tabii unutmayalım. Lyft olsun, Postmates olsun, herhangi bu tarz bir şirket, onlardan bahsediyorum. Hani Uber derken onun genelinden bahsediyorum. Ben Uber deyince siz oradan onu anlarsınız artık. Uber burada, değil mi? Şirket. Şöyle onu ayıralım. Tamam. Şimdi ben burada şoförüm, değil mi? Uber'ın şoförü Cenk. Ben. Tamam. Ve bu tarafta da client dediğimiz Uber'ın müşterisi. Clientlarımızdan, yani müşterilerimizden bir tanesi kim olsun? Can Ilgaz olsun. Değil mi? Tamam. Ben şimdi dışarıdayım. Bik bik öttü. Müşteri geldi. Kimi alacaksın? Can Ilgaz'ı alacaksın. Peki, ben gidiyorum, Can Ilgaz'ı alıyorum. Eyvallah. Fakat bana Can Ilgaz'ı, şimdi şurada karışıklık oluyor. Can Ilgaz benim müşterim değil aslında. Ben sadece hizmeti veren kişiyim. Müşteri
Yani Can Ilgaz aslında Uber'ın müşterisi. Ya da İbrahim Sarı, değil mi? Fadime Hanım. Bunlar müşterilerimiz, değil mi? Ben birini alıp öbürünü bırakıyorum. Onu bıraktığım yerden onu alıp öbürünü bırakıyorum. Peki, çok güzel. Şimdi olay nedir arkadaşlar? Uber diyor ki, ben diyor seni A noktasından B noktasına götürürüm. Tamam. Uber için kimin götüreceği önemli değil. Uber'ın listesinde bir sürü şoför var. Cenk var, işte ne bileyim Emre var, işte şu var, bu var. Bir sürü şoför var, değil mi? Buradan ben geliyorum, Can'ı alıyorum. A noktasından B noktasına götürüyorum, değil mi? Uber diyor ki, ben diyor sana bu hizmeti 12 dolara veririm diyor. Tamam, seni A noktasından B noktasına 12 dolara götürürüm diyor. Tamam, eyvallah. Can dolayısıyla kredi kartıyla Uber'ın müşterisi olduğu için Uber ondan charge ediyor bu parayı. Kredi kartıyla 12 doları Uber'a ödüyor. Uber da ondan sonra Cenk'e geliyor, diyor ki bana, sen diyor Can'ı diyor oradan oraya götürdün ya diyor. Ha, tamam, ben sana diyor onun için 7 dolar ödeyeceğim diyor. Eyvallah. Onu ben kabul edip etmemek de bana kalmış bir şey sonuçta. Ya yani kabul edip etmemek derken iş işten geçtikten sonra değil. Baştan biliyorsunuz işte mil başına şu kadar ödenecek, zaman başına, saat başına şu kadar ödenecek falan filan. Eğer bunlara sen okey değilsen zaten hiç bu işi yapma. Ama sana diyor ki işte bu tripten diyor, bu yolculuktan diyor. Tabii Can'dan kaç para aldığını söylemiyor. Sana diyor ki ben diyor 7 dolar ödeyeceğim diyor. Peki sen buna okeysen eyvallah, sıkıntı yok. Ondan sonra İbrahim'i işte alıyor, Tarabya'dan alıyor, götürüyor ta Taksim'e kadar götürüyor, değil mi? Ne kadar alıyor? 50 dolar alıyor. İbrahim'den 50 dolar alıyor ama bana ne kadar veriyor? 30 dolar veriyor. 20 dolarını kendine ayırıyor. Sanırım burada azıcık olayın ne olduğunu az çok anladınız. Burada arkadaşlar bütün olay şartları, kuralları ve ödenecek miktarı tamamıyla Uber belirliyor. Cenk değil. Şimdi belirleyen kişi Cenk olmadığı için ve ben Can'dan, İbrahim'den ya da Fadime Hanım'dan ben parayı direkt onlardan almadığım için ben müşteriye fatura kesemem. Ben sadece Uber'ın koyduğu şartları ya kabul ederim bu işi yaparım bu fiyatlara, bu verilen rakamlara ben buna okeysem bu işi yaparım ya da derim ki yok abi ben bu ne böyle şaka mı yapıyorsun? Ben kendi işimi yaparım. Geç bunu derim, hiç yapmam. Cenk diye bir şoför kalmaz. Emre eğer bu işi beğeniyorsa, bu fiyatlara okeyse o devam. Dediğim gibi şartları ve fiyat şeyini tamamen Uber belirliyor. Ben değil. Ve burada faturayı kesen ben değilim. Burada faturayı kesen invoice, fatura demek. Faturada işte burada şurada Can'ın adı yazıyor. Burada işte gidilen mesafedir, bilmem nedir. Toplam burada 12 dolar der, bilmem ne der ve kredi kartından çekerler. Değil mi? Bu faturayı ben yazamam. Ben her ne kadar serbest çalışıyor olsam da Uber'ın şartlarına bağlı olarak ve onun bana vereceği işler doğrultusunda serbest çalışıyorum. Serbest anlamında nasıl serbestim? İster bugün çalışmam, ister çalışırım. Tepemde bir patron yok. İstersen bugün bırakırım işi. İstersem 10 saat hiç durmadan çalışırım gibi anlamlarda özgürüm. Ama İbrahim'i Tarabya'dan Sarıyer'e götürüp de 50 dolar hani buraya kaç para alınacak ya da bu faturayı kim kesecek? Benim o işlerle alakam yok. Uber bana kaç para verirse ben ona ya okeyim ya da değilim. Eğer hala soru işaretleri varsa kafanızda lütfen yorumlarda belirtin. Bütün olay aslında bu şartları ve fiyatları Uber'ın belirlemesi ve daha da önemlisi invoice dediğimiz faturayı Uber'ın kesiyor olması. Bütün olay burada bitiyor. Eğer ki faturayı verdiğim hizmetten dolayı o müşteriye ben kesebiliyorsam, ha işte orada olay tamamen değişiyor. İşte o zaman şartları da ben koyuyorum, fiyatı da ben belirliyorum, faturayı da ben kesiyorum. İşte o zaman kendi şirketimi kurabilirim.
İşte o zaman oyunun şekli değişiyor arkadaşlar. Şimdi de size değişmiş oyunun şeklini biraz da anlatacağım. Şurada devam edelim. Şimdi size şöyle bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir Uber şoförü olarak şu dediğim şeyi yapamam. Fakat bunu yapan bir tanıdığım bir arkadaşım var. Bu arkadaş ne yaptı? Gitti kendisini 10, yanlış hatırlamıyorsam 12 tane araç satın aldı. Hepsini krediyle satın aldı ve hepsi de Uber yapılabilecek kriterlerde araçlar seçti ve onları satın aldı. Yani şöyle Uber'ın koyduğu kriterler nedir? Dört kapılı olacak, belli bir yıldan daha eski olmayacak, sanıyorum o 10 yıldı, kazası olmayacak ve temiz bir araba olacak gibi gibi şartları var. Bu kriterlere uygun gidiyor, işte Volkswagen Jetta'ydı, Honda Civic'ti, işte şuydu buydu, alabileceği temiz 6-7 yaşında, maksimum 8 yaşında 10-12 tane araba alıyor arkadaş. Arabaların tanesi 5-6 bin dolar, 7 bin dolar. Her birine ikişer bin dolar peşinat koyuyor. Geriye kalan para araç başına ayda 90 dolar, 100 dolar ediyor etmiyor. Ondan sonra bu araçların hepsine bir sigorta yaptırıyor paket olarak. Yani bir filo kuruyor arkadaş. Öyle söyleyebiliriz. Bunu da nasıl yapıyor? İşte o zaman şirket kurarak yapıyor. Neden bunu yapıyor? Eğer Uber yapmak ya da Lyft yapmak istiyorsanız, araca ihtiyacınız var. Aracınız yoksa eğer, çoğu zaman Uber şirketi size bir araç kiralayabiliyor ama bunun bedelleri yüksek oluyor bildiğim kadarıyla. Haftada 200-300 dolar gibi rakamlar talep ediyorlar. Bu da tabii ayda 1000 dolar, 1200 dolar gibi bir rakama geliyor. Bu arkadaş ne yapıyor? Bu Uber yapılabilecek araçları aldı ve Uber yapmak isteyen insanlara çok daha makul fiyatlarla kiralıyor. Şimdi diyeceksiniz ki kiralık arabayla Uber yapılır mı? Yapılır. Ona da baktım. Uber ya da Lyft yaparken arabanın sizin olması şartı yok. Sadece sigortada, aracın sigortasında sizin de adınızın geçmesi gerekiyor. Yani benim eğer Uber yapabilecek kriterlerde bir aracım varsa ve siz bana gelip de şimdi örneğin Emre bana gelip diyor ki abi ben Uber yapmak istiyorum. Arabam yok. Senin arabanı kullanabilir miyim? Abi eyvallah kardeşiz. Buyur anahtarları kullan. Heh, şimdi benim için hava hoş olabilir. Fakat Uber diyor ki aa bir dakika. Tamam. Ruhsatta Emre'nin adı geçmiyor. Fakat sigortada geçmek zorunda. Ne yapıyoruz? Sigortamı arıyorum. Emre'nin adını ekletiyorum oraya. Emre'nin adı da olduğu anda Emre benim arabamla artık Uber ya da Lyft yapabiliyor ve çalışabiliyor. Kiralayan kişiler kendi sigortalarını kendileri yapıyorlar ve çok daha uygun fiyatlara bu arkadaş yanlış hatırlamıyorsam 500 dolara, 600 dolara, 400 dolara bu araçları kiralıyor. Her birinin ona maliyeti 100-150 dolar. Geriye kalan para cebine kalıyor. 300-400 dolar her ay bir arabadan cebine kalıyor. 12 arabadan hesap edeceğiniz gibi ayda 4 bin, 5 bin, 6 bin dolar cebine temiz para bırakıyor. Şirketi açtığı yıldan itibaren çok güzel paralar yapmaya başladı. İkinci, üçüncü yılda zaten 12 tane arabayı 20 tane, 25 tane çıkardı. Şu an kaç tane arabası var bilmiyorum dürüst olayım. Arabalar eskidikçe o eskiyen arabaları satıyor, yerine yenisini alıyor ve bu şekilde yoluna devam ediyor. Bunu yapan arkadaş Uber'la hiçbir alakası yok açıkçası. Sadece dolaylı yoldan Uber yapacak olan kişilere araçları kiralıyor. O yüzden ben ne yapıyorum? Şirket kuruyorum. Siz bana gelip o aracı kiralıyorsunuz. Ben o size aracı kiralarken atıyorum işte 500 dolar ayda değil mi? Faturayı ben yazıyorum. Çünkü orada şartları ben belirliyorum. Sana ne kadar kiralarım? İşte 500 dolar. İşte bu arabayı 500 dolar. O faturayı her ay bana 500 dolar ödeyeceksin diye her ay Emre'ye fatura kesiyorum. Bana 500 dolar vereceksin diye tık tık tık. İşte burada işin rengi dediğim gibi bir Uber şoförü bunu yapamaz ama bir şirket sahibi kişi bunu yapabilir. Örneği eğer Uber'dan çıkartırsak yine değişen bir şey yok. Siz bir şirket kurduğunuzda bu şirketin ne olduğunu hiç de önemi yok. Bir cam temizleme şirketi kurmak isteyebilirsiniz mesela. Bullshit window cleaning. Ne fark eder, değil mi? Sonra Özlem beni arıyor. Telefonu açıyorum. Bullshit window cleaning, how may I help you? O şirketi kuran benim, evet. Fakat bunu kimse bilmek zorunda değil. Ben orada kendimi bir çalışan eleman olarak gösterebilirim.
kendime belirlediğim şirket üzerinden belirlediğim maaşı alırım. Dediğim gibi eğer müşteri beni aradığında ben o müşteriye kendi şartlarımı belirleyip kendi fiyatımı koyabiliyorsam ve o müşteriye faturayı ben kesebiliyorsam şirket adı altına işte olay burada bitiyor arkadaşlar. Faturayı kesip müşteriye veriyorum. Müşteri de bana paramı ödüyor. Tabii paramı öderken şirkete ödüyor. Şirkette geliyor para. Ben de o biriken paralardan maaşımı, belirlediğim maaşımı ne fazlasını ne de azını oradan alıyorum. Şimdi bunu ne zaman LLC yapmak, ne zaman incorporated çevirmek gerek? Şöyle bir bakış açısı var. İlk başta her zaman LLC yapmak daha kolay. Dediğim gibi bunu açmak, başlatmak, kurmak her zaman daha masrafsız ve daha kolay. Ve LLC'de de birçok vergi şeylerinden faydalanabiliyorsunuz. LLC ile başlayıp baktığınız işleriniz iyi gidiyor. Ondan sonra S-Corp'a ya da C-Corp'a, buradaki farkları da bir sonraki videoda hepsini anlatacağım size, çevirebiliyorsunuz. Hiç şirketinizi kapatmadan direkt S-Corp'a geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra işte o zaman Incorporated oluyor ve o şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Bunu ne zaman diyorlar? Dediğim gibi işte eğer belli bir yere geldiyse şirket senede 100 bin, 120 bin dolar gibi para artık getiriyorsa o zaman tabii ki artık Incorporated'e geçebilirsiniz gibi bir şey var. Umarım bugünkü videomda size az çok bunu anlatabildim. Dediğim gibi Uber şoförlerinin ya da delivery işi yapanların neden şirket kurup da bunu yapamayacaklarını sanırım basit bir dilde anlatabildiğimi düşünüyorum bu örnekle en azından. Dediğim gibi hala sorularınız varsa ya da yorumunuz varsa aşağıda videonun altında bekliyorum. Daha önce bahsettiğim bu videomun da linkini size aşağıda da vereceğim. Umarım bu içerikleri faydalı buluyorsunuzdur. Beğenirseniz ve takip ederseniz çok çok sevinirim. Yeni yılın bu son günlerinde hepinize sağlık dolu, mutluluk dolu, güzel günler diliyorum. Bir sonraki videom büyük ihtimalle artık 2021'in ilk haftasında olacak. Yeni yıldan size merhaba diyeceğim. O zamana kadar hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, go and say it like a mantra. You know what you want, do you?